Selamlar. Selamlar, herkese merhaba. Cengiz'in sesini güzel duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Bir chat'e sorayım, bir doğrulama alalım ve ona göre devam edelim. Sen de bakıyorum chat'e. Ha, süper abi. Cengiz nasıl gidiyor? Nasıl keyifler? İyidir abi, çok sağ ol. İşte hazırlandık sunum için. Özellikle yani çok teşekkür ederim. Hani uzak diyarlardan katılıyorsun sunuma. Kendinden böyle detaylıca bahsedeceksindir sunumunda diye de düşünüyorum. Hani Evet. seni burada ağırlamaktan, konuşmacımız olmaktan çok mutluluk duyuyoruz tüm ekip olarak. Bunu da söyleyeyim. Tüm chat'in adına da sana söyleyeyim. Hani bir takım Çok güzel. research'lerin yapılıp gerçekleştirilip bununla ilgili bir takım CV'lerin alınması ve bunu konferansta Türkçe anlatılması çok büyük bir mutluluk benim için abi. O yüzden hoş geldin. Sahne senin. Buyur abi. Çok teşekkürler. Ben Cengiz Seferli arkadaşlar. Bu Cengiz ismi Azerbaycanca Çingiz diye geçiyor ama benim native Türk arkadaşlarım bana Cengiz diye hitap ediyor. Hiç sorun yok bu anlamda. Arkadaşlar, Azerbaycan'ın en büyük bankalarından olan Kapitalbank'ta siber güvenlik takım lideri olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi yüksek lisans mezunuyum. Esasen software security ile ilgileniyorum. Hani böyle high level'den low level ascending seviyesine kadar. Offensive security hayranıyım. Bazı sertifikalar var. OSP, OSCE, OSV gibi. Bu sertifikalara sahibim. Ve bazen private bug bounty programlarında yer alıyorum. Kendim hakkında kısaca şöyle devam edelim. Bu sunum kimler için arkadaşlar? Biz burada benim BCM ürününde ki bunun adı ArcSight, o üründe bulduğum bir RC zafiyetini böyle baştan sona sade bir formatta inceleyeceğiz. Sade bir formatta dediğimden kastım şu, yani uygulamanı reverse edip kod analiz yaparak yapmayacağız bunu. Bir diğer yöntemle, hani biraz daha sade yöntemiyle bunu ele alacağız. Çünkü çok vaktimiz yok. Kod analiz yaparsak bu çok vakit alır aslında. O yüzden böyle daha kolay yönünden böyle de bulunabilir yani bu zafiyet. Onu ele alacağız. Onun için yani bu kapsamda Zero Day Research yapmaya başlamak isteyenler için bu sunum yararlı olacaktır. Aynı zamanda pentesterlar için ve bug hunterlar için de yararlı olacaktır. OSP veya OSV sınavına hazırlananlar için de yararlı olacaktır. Çünkü bazı black box ve white box yaklaşımlarını ele alacağız sunum boyu. Ve tabii siber güvenlikle ilgilenen ve sektöre yeni başlayanları da unutmuyoruz. Onlar için de bir içerik hazırladım aslında. Onu da paylaşacağız. Peki. Arkadaşlar, web uygulamalarda RC hedeflerine bakalım. Ben bunu böyle listeledim. Her gün böyle yüzlerce, bazen binlerce satır kod analiz yapan biri olarak yani en çok hani rastladığım, en çok RC hedefi alınan bazı vektörleri ele aldım. Bunlar nedir? İlki görev zamanlayıcıları olabilir. Task Schedules diye geçiyor İngilizcesi. Arşivleme ve optimizasyon kütüphaneleri olabilir arkadaşlar. Remote backup skriptleri olabilir. Bunu bir not alalım çünkü inceleyeceğimiz zafiyet bu vektör üzerinden olacak. Veri tabanları olabilir. Bu pek rastlanan değil aslında çünkü bunun üzerinden olduğu zaman aslında sizin veri tabanında yüksek bir yetkiye sahip olmanız gerekiyor. Eğer ki veri tabanında tabii bir zero day zafiyet yoksa. Logger'lar olabiliyor. Bu ne demek? Mesela işte kullanıcı tarafından alınan inputlar direkt loglanıyorsa mesela sistem tarafında bu bir vektör olabilir RC tarafından. Host işletim sistemine herhangi bir çağrı ki bu klasik command injection zafiyetine neden olur. Veya herhangi bir interpreter veya derleyici ki buna da örnek olarak mesela deserialization saldırılarını örnek verebiliriz. Peki, ArcSight Logger
bu zafiyete bakalım. Burada bulmuş olduğum bu RC zafiyetini. CVE 2020 11851 diye aratırsanız çıkar. Aktar Logger yazdım buraya ama biz ama bu zafiyet şeyde de geçerlidir. Aktar Management Center'da da geçerlidir. Şimdi Aktar hakkında kısa bir konuşma yapacağım. Ama yapacağımız şeyin sunumun böyle kontentini sırayla bir listeleyelim. İlk önce zafiyetli backup özelliğinin keşfini yapacağız. Daha sonra PSPy tool ile ki bu kitaptan indirebilirsiniz bunu. Server proseslerini izleyeceğiz. Daha sonra bu backup özelliğinin backend tarafta bir bazı scriptlerini çalıştırdığını göreceğiz. Bu PSPy programıyla ve backend scriptlerini inceleyeceğiz. Daha sonra RC peşindeyiz. Ve RC peşinde olacağız ve böyle sade basit komutları çalıştıracağız ama kompleks komutlar için mesela mesela reverse shell almak için zafiyetin yapısından dolayı bazı kısıtlamalar vardır. Onları bypass etmeye çalışacağız. Ve hack adımlarının özetini geçeceğiz. Arada kopanlar olabilir onlar için. Ve bir de en son zafiyetle ilgili bir bonus içerik daha vardır. Onu da hani böyle şey için sektöre yeni başlayan çok tecrübesi olmayan arkadaşlar için böyle bir içerik daha hazırladım. Bunu da paylaşacağız. Şimdi ArcSight hakkında kısa bir bilgi verelim arkadaşlar. ArcSight CM ve Log Management için kullanılan MicroFox'un bir güvenlik ürünüdür. Dünyaca geniş kullanılan bir üründür. Şimdi ArcSight Management Center hakkında bilgi verelim. Bu ise farklı ArcSight çözümlerini tek bir interfaceden kullanan bir tool'dur. Yani bir interface düşünün ve oradan ArcSight'in diğer tüm asetlerini de oradan manage edebiliyorsunuz. İşte buraya ArcSight Logger da dahildir. Ve biz ArcSight Management Center'da da bu zafiyeti exploit edebileceğimiz için ve eğer ki ArcSight Management Center'ı zaten ele geçirirsem oradan tüm ArcSight çözümlerine de dolayısıyla akses elde edebileceğim için biz bunun üzerinden test yaptık. Test yapacağız ve evet, inceleyeceğimiz RC'yi de ArcSight Management sunucu üzerinde geçerli olacak. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Zafiyetli backup özelliğinin keşfi. RC vektörlerini önceki sunumlarda konuşurken dedim ki backup özelliği görürsem bu potansiyel olarak RC şeyi vektörü olabilir değil mi? Yani bunu analiz etmem yararlıdır. Frontend'de baktığım zaman şöyle görüyorum ki hani administration tabında backup diye bir özellik var ve benden bazı bilgiler alıyor. İşte IP adresi gibi, username gibi, password gibi ve remote directory gibi ve bu bilgiler doğrultusunda gidip o remote backup server'ına bağlanıyor ve benim datamın backup'ını o server'a alıyor. SSH'de tabii gördüğünüz gibi SCP protokolüyle. Şimdi ben bu sağ alt tarafta save butonuna bastığım zaman server tarafta da hani ArcSight Management Center server'ından bahsediyorum. PSPy'la işte hangi proseslerin başladığını, trigger olduğunu izliyorum. Ve görüyorum ki burada biraz küçük gözükebilir. Ben bunu büyük şriftlerle yazdım. Hiç sorun yok. Görüyoruz ki o save butonuna bastığım zaman bir 5 scripti arka fonda çalışıyor. Run expect diye gördüğünüz gibi. Ve kendisine esasında 7 tane argüman alıyor. Böyle bir argümanlardan ilki böyle bir dizin ne olduğunu bilmiyorum henüz. Expect programı bunu argüman olarak alıyor. Expect'i duymayanlar için anlatacağız mı nedir? Daha sonra yine bilmediğim backup isminde bir dosya. Henüz bilmiyorum bu ne. Ve daha sonraki argümanlar ise benim o frontend'de girdiğim o gariban şeyler, bilgilerdir, inputlardır. Ki bu şifre, sansürledim ben onu. Sonra username ve IP adresi ki bunu uygulama kendisi otomatikman et işaretiyle birleştiriyor. Bu bilgiler remote backup server'ının bilgileridir. Port ve o dizin bilgisi.
şöyle kısaltırsak eğer, yeşille gösterdiklerim dizin expect programı ve dosya, bu argümanlar uygulamanın kendisinin ürettiği bilgilerdir. Maviyle gösterdiklerim ise bizim frontend'de girdiğimiz bilgilerdir. Tamam. Şimdi buradan ilk yapacağım şey ne olur arkadaşlar? Run expect adındaki bu bash script'inin içeriğine bakmak olur değil mi? Tabii buna bakmadan önce expect hakkında da bir bilgi verelim duymayanlar için. Expect komutu arkadaşlar veya programlama dili interaktif iletişim gereken scriptlerde veya programlarda kullanılır. Tool command language'in biraz geliştirilmiş halidir kendisi. Burada interaktif iletişim derken kastım şu. Mesela ben diyelim ki bir server'a SSH atıyorum. O zaman o bana bir şifre promptu gönderir. Ben şifreni yazarım ve girerim değil mi şeye, server'a. Bu hani bir interaktif bir iletişim içerisindeyim. Böyle bir şeyi, prosesi, bu gibi prosesi, interaktif prosesleri otomatikleştirmek için expect komutu expect dili kullanılır. Expect hakkında kısaca şöyle, şimdi run expect bash script'in içeriğine bakalım. Çünkü bizim bilgiler esasında buraya argüman olarak atılıyor. Peki, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, bu script ilk önce ilk argümanını bir environment değişkenine atıyor, ldriver'ı path diye. Daha sonra bazı echo komutları, bizim için pek gerekli değil. Daha sonra arkadaşlar önemli olan kısım şu, dollar sign ve yıldız diyor. Bunun anlamı nedir 5 sentexinde? Dollar sign yıldız şu demek, bu script'e atanan birinci argümandan itibaren bu script'e atanan tüm argümanlar anlamına geliyor. Bu da şu demek oluyor aslında. Birinci argümandan itibaren, o birinci argümanı hatırlarsak garip bir dizin bilgisiydi. Ondan itibaren, yani o olmaksızın, expect komutu, bu backup şeyi, dosyası, daha sonra şifre ve hostname, port ve bu backup dizini gibi bilgiler ki, hani bizim o frontend'de girdiğimiz bilgilerdir kendileri. Böyle bir şey aslında bu komutu alıyor, çalıştırıyor bu dollar sign yıldız işareti. yani kısaca şöyle bir şey. Ve expect, bir de şu bilgiyi verelim arkadaşlar. Expect'in karşısında non-option bir argüman olursa şayet, expect onu script gibi algılar. Nasıl ki 5'in karşısında 5 script'i yazdığımız zaman ona yani o 5 alıp o 5 script'i çalıştırıyor ya, expect'in karşısında da öyle non-option bir argüman girdiğimiz zaman onu script gibi parse etmeye çalışır ve onu çalıştırmak ister. Bu şu demek oluyor. Benim bundan sonra analiz etmem gereken şey bu dosyana, bu expect script'inin içeriğine bakmak. Peki, onu inceleyelim arkadaşlar. Şöyle not edelim komutumuzu aşağıdan. Peki, ilk olarak ne yapıyor? Benim yazdığım bu şey, kendisine atanmış ilk argümanı password değişkenine atıyor. Sonra ikincisini host değişkenine, üçüncüsünü port, dördüncüsünü dörd değişkenine atıyor. Ve esas zafiyet bu kırmızıyla gösterdiğim yerden başlıyor. Eval komutunu çalıştırıyor arkadaşlar. Eval komutu ne yapıyor? SSH diye bir proses başlatıyor spawn komutuyla. Bu SSH prosesi esasında şunu yapıyor arkadaşlar. Benim o frontend'de girdiğim backup server'ına bağlanıyor ve benim girdiğim şifreyle ve orada slash backup diye bir şey dizin olup olmadığını test komutuyla test ediyor. Test komutun dash d argümanıyla. Ve eğer ki şayet slash backup diye bir dizin o backup server'ında varsa kernel'dan true bir değer dönüyor ve bu end echo exit komutu çalışıyor. Ve eğer ki şey değilse, böyle bir dizin yoksa, bu echo exit komutu çalışmıyor ve ekrana da exit çıktısı gelmiyor.
Yani uygulama bu echo komutuyla hani şey bu slash backup şeyinin dizininin serverda olup olmadığını esasında anlıyor. Sonraları bizim için pek önemli değil. Bizim girdiğimiz o bilgiler de şu şekilde böyle hizasıyla bu değişkenlere atanıyor esasında. Peki, expect script'ini inceledik. Peki, eval kısmındaki zafiyet olduğunu dedik. Ama nasıl şeyleri exploit ederiz? En basit hack yöntemine bakalım arkadaşlar. Şimdi mavi ile gösterdiklerim benim frontend'de girdiğim o backup bilgileri değil mi? İlki şey password, diğeri host, diğeri port, diğerisi o dizin bilgisi. Şöyle not edelim. Bu eval komutuna şöyle parse olunur. Port bilgisi işte gördüğümüz o yukarıda gördüğümüz o 22 geliyor SSH-1'den sonra ekleniyor buraya. Daha sonra yine işte bu formatta kullanıcı ismim, IP adresim ve dizin bilgim şu şekilde bu eval komutuna parse olunuyor. Peki, exploit yöntemine bakalım. Şimdi ben eğer 1, 2, 3, 4 değil de şifreni böyle arasında bir ara boşluk bırakarak yazarsam bu gidip ilk önce şeyden o run expect diye bash script'imiz vardı ya orada o dollar sign ve yıldız işareti da tüm argümanları çalıştırmak anlamına geliyordu hani söylemiştik. O ilk önce bunu çalıştırır ve arasında space koyduğum için bunların hepsini ayrı bir argüman olarak expect'e atar. Tamam. Ve aslında şöyle bir şey olur arkadaşlar. Expect 1'i, 2'ni ve 3'ü ve 4'ü ayrı ayrı argümanlar olarak görür. Ve eval komutunu şu şekilde çalıştırır. Dash-B'den sonra 3 rakamı gelir. Daha sonra host bilgisi, yani bu port değişkeni olarak atanır buraya. Daha sonra host bilgisi olarak 2 rakam atanır. Dizin bilgisi olarak da 4 rakam atanır. Olay şöyle oluyor. Peki exploit yöntemine bakalım. Expect dilinde arkadaşlar exec diye bir komut vardır. Exec'in karşısında sistem komutunu yazarsam şayet, mesela exec id diye, bu bana id komutunun çıktısını verir. Peki ama neden parantez içinde yazdık? Bu parantezin anlamı hani 5 şey sintaksinden gördüğümüz o backtickler vardı ya commit substitution için kullandığımız. Odur arkadaşlar. Bunun expect dilinde karşılığı bu parantezlerdir. Command substitution nedir bilmeyen arkadaşlar için hemen söyleyelim. Bu command substitution ile ben yazdığım komutun çıktısını alırım ve onu başka bir yerde kullanabilirim. Mesela işte diyelim ki a değişkenine ben huamai komutuna çıktısını atamak istiyorum. Bunu şu şekilde yazabilirim. Yani 5 sintaksinde backtick neyse şeyde expect'te de parantez odur. Şimdi bu eval komutunda beklenen çıktı şu olur. SSH-B ID komutunun çıktısı ve diğerleri. Tamam, buna baktık. Şimdi bunu şeyde görelim. Burp üzerinden görelim. Şimdi save butonuna bastığım zaman ve bunu burp'le yakalarsam şayet. Şu field username kısmına bakalım. Burada arkadaşlar burası önemli. Bunu büyüteyim böyle küçük gözükebilir. Field username kısmında aslında root olması gerekiyordu. Ben frontend'de mesela root yazdığım zaman username kısmına o field username parametresine atanır. Field bunu önemli neden? Çünkü burada bir uygulamada field username kısmında bir şey validation yok. Mesela ben field port'a yazarsam bunu bu error döndürür uygulama. Çünkü field port kısmı yalnızca rakam olmak. Yani yalnızca digit olmalı. Öyle bir validation ama field username kısmında yok. Şimdi ben ne yazdım buraya? ID yazdım. Daha sonra exec. Daha sonra fake user, fake host input. Aralarındaki art işareti URL encode olunmuş halidir şeyin, space'in. Peki bu nasıl parse olunur backend tarafta? Bunu çalıştırdığım zaman esasında ben istediğim şeyi hani
RC'yi vektörünü çalıştırmış oldum. Dashby'den sonra gördüğünüz gibi ID komutunun çıktısı böyle atandı. Şimdi backend tarafta bu nasıl gerçekleşti o script'te onu bir görelim. Şöyle eval komutumuz şuydu. Hatırlarsanız. Field user name kısmına ne yazdım arkadaşlar? Bu şey URL encode olmamış halidir. Böyle bir şey yazdım. Bu ID geldi. Bu host değişkenine atandı. Exec'e geldi. Port değişkenine atandı. Bu yüzdendir ki ben bunu böyle çapraz yazdım. Ki bu gidip backend'de zaten yeri değişiyor. Exec öne geliyor. ID ondan sonraya geçiyor. Bir de fake user, fake host input diye bir bilgi yazdım. Bu da geldi. 4 değişkenine atandı. Bunu neden yazdım? Dikkat ederseniz şu kısma bu şu şekilde, bu yazdığım komut arkadaşlar şu şekilde eval'a parse olunur. Gördüğünüz gibi exec id şu şekilde ve fake user fake host input'tan sonra et işareti original host input diye bir bilgi eklenmiş. Bu bilgi şudur, şu field host kısmından gelir. Otomatikman hani söylemiştik ya, username yazdıktan sonra uygulama otomatikman et işareti ekliyor ve o host bilgisini ona birleştiriyor otomatikman. Yani şu şekil bir şey oluyor. Bunu yazmaktan maksat neydi? Ya exec'ten sonra fake user bilgisini yazmakta. Eğer ki yazmazsam ne olurdu arkadaşlar? Field username'in sonuna bu original host input bilgisi birleştirilirdi. Ki bu da böyle parçalanırdı. Exec et işareti original host input diye. Ki bu da esasında syntax error'uyla sonuçlanırdı. Onun için exec'ten sonra bir ara boşluk bırakıp istediğimiz bir bilgiyi girersek bundan kurtulmuş oluruz ve komutumuzu başarıyla çalıştırmış oluruz. Şimdi bunu böyle yazıp şirkete Microfox'a göndermek, CV'ni almak için hani bu komutun çıktısı yeterlidir. Yeterli oldu. Ama esasında ID komutu değil de mesela işte daha kompleks komutlar çalıştırmak istersen bu aslında bir challenge olabiliyor. Mesela diyelim ki reversal almak istiyorum. Nasıl yapabilirim? ID dash'ı üzerinden örnek verelim arkadaşlar. ID dash'ı benim effective user ID'min çıktısını verir bana. Bir de bu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Normalde ben bir şeyi pentest yaptığım zaman veya işte security research gerçekleştirdiğim zaman karşı tarafta hedefteki environment'i kendi lokalimde kurmaya denerim. Ki burada yaptığım şey de şudur. O run expect'i ve o expect script'ini kendi lokalime kuruyorum ve orada exploit etmeye çalışıyorum. Böyle hem daha verimli oluyor hem daha hızlı oluyor. Şimdi olay şudur aslında. Mesela ben id dash'u, id değil de id dash'u yazdığım zaman bu ilk olarak bu run expect script'ine gider ve ayrı ayrı argümanlar şeklinde expect script'ine atanır argüman olarak. Ve hal böyle olunca da id'den sonra space koydum ya, dash'u yazdım. Aslında exec yerine artık dash'u gidip parse olunuyor. Çünkü space'e göre split olunuyor argümanlar. Gördüğünüz gibi exec kısmında işte bir ara boşluk daha koyduğum için, space koyduğum için üçüncü argüman olarak exec değil de dash'u gidip parse olunmuş. Şimdi bunu nasıl bypass ederim? Space kısıtlamasından nasıl kurtulurum? Space şeyini yerine hex karşılığını backslash 20 yazarsam şayet bu sorundan kurtulabileceğimi düşünmüştüm ama kurtulamadım. Neden? Bakalım. Böyle bir error'la karşılaştım. Dedi ki ben id dash'u diye bir program bulamadım. Bunu çalıştıran böyle bir dosya yok diyor. Şimdi bu error aslında expect interpreter'ından dönen bir error'dur. Ve bunu troubleshoot etmek için expect interpreter'ına kısa bir bakış yapalım.
Şimdi exec id dash dediğim zaman bu çalışır. Fakat id'den sonra backslash x20 yazıp dash'ı yazdığım zaman bu çalışmaz. Der ki böyle bir program yok. Zaten ben bu error'ı ilk gördüğümde nedenini anlamıştım. Çünkü error çok şey, bariz. Exec komutu şunu yapmaya çalışıyor. Id değil de id dash şu diye bir programın olduğunu varsayıyor ve onu çalıştırmak istiyor. Ki böyle bir program da yoktur. Ben aslında ona id'ini çalıştırmasını istiyorum ve id programına da dash şunu argüman olarak atamasını istiyorum. Bunu nasıl yaparım arkadaşlar? Expand operatörüyle bunu yapabilirim. Expand operatörü nedir? Bilmeyenler için söyleyelim. Şöyle işaret edilir. Parantezler içinde yıldız işaretiyle. Expand operatörü bir listedeki her öğeyi mevcut komutun ayrı bir argümana yapar. Yani expand operatöründen sonra id dash şu bir liste olarak atanır. Ve listenin birinci öğesi id'dir, ikinci öğesi dash şu'dur ve bunlar her öğe olarak exec komutuna argüman olarak girer ve bu çalışır. Eval da aynı mantıkla çalışır yukarıda gösterdiğim gibi. İkisini de kullanabiliriz. Peki bir şeyde görelim, bir burp üzerinde görelim. Şu kısımda değil mi export ettiğimiz, büyütelim bunu. Şimdi buraya değişiklik ne de yapacağız arkadaşlar? Kırmızıyla gösterdiğim yerde değişiklik yapacağız. ID'nin karşısına expand operatörünü yazıyoruz. Space kısmına ise iki tane backslash x20 yazıyoruz. Neden iki tane? Çünkü backslash bu gönderdiğimiz bu sorgu ilk önce Java compiler'a gidiyor. Ve backslash yani normalde programa dillerinde özel bir karakterdir. O yüzden ben bunu bir tane özel bir karakter olarak personel programa dillerinde. Ve ben bunu bir tane backslash ile yazdığım zaman bu backend tarafa yalnızca x20 olarak gider. İki tane yazdığım zaman backslash x20 gibi gönderebilirim backend tarafa. Peki, eval'la da şu şekilde yazabiliriz. Field username kısmında. Bunu yazdığım zaman id dash'ı çalışır. Tabii bu daha uzun komutlar için de geçerlidir. Mesela ping komutu çalıştırmak istediğim zaman onu da şu şekilde yazıp aralarına boşluk yerine bu x20'leri yazıp saldırgan IP'de bizim IP'miz oluyor. Şu kısımla değiştirirsek bu çalışır. Bunun yerine istediğimiz reversal komutunu da yazabiliriz. Ama unutulmaması gereken bir mevzu şudur ki aslında ArcSight ben test ederken mesela izole bir sistemdeydi ki güvenlik ürünleri normalde izole bir sistemde olur ve oradan outbound trafik kapalı olur. Yani sizin oradan genelde reversal alma gibi bir durumunuz pek mevzu bahis değildir. Bu bilgiyi söyledik. Neden söyledik? Bu daha önce söylediğim o bonus içerik için önemliydi. Şimdi hack adımlarına kısa özetine bakalım arkadaşlar. Ne yaptık arkadaşlar? Backup özelliğini görür görmez analiz ettik. Çünkü bu RC vektör olabilir web uygulamalarda. Bu özelliğin sunucuda bir bash script çalıştırdığını gördük. Daha sonra bu bash scripti ise bir expect scripti çalıştırdığını gördük. Backup sayfasında girdiğimiz bilgilerin bu expect scriptine atandığını gördük. Common substitution kullanarak RC'yi elde ettik ve ID komutunun çıktısını yakaladık. Kompleks komutlar için space problemini expand operatörü veya eval kullanarak bypass ettik. Ben bunun write-up'ını da paylaştım arkadaşlar. Bu GitHub sayfamdan elde edebilirsiniz. Ve gelelim bu CV ile alakalı bir bonus içeriye. Şimdi bir soru üzerinden devam edelim arkadaşlar. Diyelim ki ArcSight Management Center üzerinde Blind RC olduğunu teyit ettiniz. Diyelim ki sizin network'ünüzde bu ürün var ve bunun bu zafiyete karşı vulnerable olduğunu teyit ettiniz. Ve ArcSight Management sunucusundan outbound tüm trafik kapalıdır. Soru şu. Bu soru aslında bu hani tecrübeli arkadaşlarımız için değildir. Hani
sektöre yeni başlayan veya işte bu sorunun cevabı ilk olarak onun aklına gelmeyen arkadaşlarımız içindir aslında bu sorun. Hani kendilerini geliştirmek adına. Arc Site Management Center üzerindeki bu Blind RC zafiyetini kullanarak komutlarınızın çıktısını nasıl okursunuz? Ki bu OSP'ye hazırlananlar için de yararlı olacaktır bunu araştırmak. Bu aslında benim karşılaştığım bir case'di ve bunu ben nasıl yaptım? Şu linkten elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hani böyle küçük bir makale şeklinde yazdım. Onu bu sunuma eklemedim. İşte out of scope olur diye. Ve arkadaşlar sunumun sonuna geldik. Zaman harcadığınız için teşekkürler. Cengiz, ellerine, ağzına, zihnine sağlık can dostum. Çok çok güzel sunum olmuş. Ekran paylaşımını kapatma. Bu senin Twitter handle'ında ekranda kalsın. Chat'e sorayım. Arkadaşlar beğendiniz mi? Cengiz, senin bir tane şimdi anketin gelecek. Ben kendi yorumumu bulunayım. Özellikle sunumun böyle adım adım planlanması, anlatılması en güzeli de bir tane herkese bonus eklemişsin. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için senin yıllar önce karşılaştığın bazı konuları da bonus olarak eklemişsin. Ben bayıldım abi. Ağzına sağlık demek istiyorum. Çok teşekkürler. Umarım faydalı olmuş.